canımanne.com. Canımanne.com'dan herkese merhabalar. Bugün sizlere ekranda görmüş olduğunuz bu madenin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 6 milim şiş kullandım. Bu şekilde ufak şişlerle öreceğiz. Hadi anlatıma geçelim. İlk önce kaçarlı dilimler yapacağınızı karar verin. Ben en az 5 tane uygun gördüm bu modeli çıkarmak için. Çünkü bu dilimler daha sonrasında ikiye bölünür şekilde örülüyor. Ben 5'erli olarak yaptım ama 6'şarlı olarak da gayet güzel duruyor. Dilerseniz ince iplikle de daha şık hırkalar, kazaklar elde edebilirsiniz. Ben örnek çıkarmak için biraz pofudik bir iple denemek istedim. Şimdi ben bu şekilde 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ilmekle başladım. Bu şekilde bir parça yaptım. Şimdi başlıyoruz örmeyi. Modeli çıkartırken hemen boynumda örmüştüm ama şimdi ilmeklerimi düzeltmem gerekecek. Şimdi şöyle ilk 5 tanesini örüyorum. 3 4 5 döndürdüm. Şimdi ters öreceğim. Hep bu 5 ilmek üzerinden gidecek şimdi. Evet. İkinci sıramızı ördük. Tekrar böyle. O yüzden de düz örüyorum. Şimdi de arkasından tekrar öreceğiz. Bu şekilde 10 sıra olana kadar sadece bu bölümdeki ilmeklerimizi öreceğiz. Evet, ben 10 sıra ördüm. 11. sıramı da döndüm şimdi. Burada diğer tarafa atlıyorum. 3 ilmek örüyorum. Sadece 3 ilmek. Döndüm. Şimdi buradan toplamda 5 ilmek öreceğim. Şimdi sol şişimde 3 ilmek kalacak ve ben geri dönüyorum. Şimdi sadece bu 5 ilmeği öreceğiz. Bu 5 ilmeğimizi de 10 sıra öreceğiz ve bu şekilde hep 3'er ilmek alıp alıp devam edeceğiz. İkinci dilimi de bitirdim. Şimdi dediğim gibi yine sol şişimden sadece 3 ilmek aktaracağım sağ şişime. Geri dönüp sadece 5 tanesini öreceğim. Yani biz şu alt sıradakinin aynısını yapıyoruz. Zaten bu model hep birbirinin devamı niteliğinde. O yüzden bir modeli çıkarıp sizin de görmenizi istedim. Daha sonrasında böyle bir kıvrımlar oluşuyor görüldüğü gibi. Bu şekilde devam edeceğiz örgümüze. Evet, ben 3. dilimimi de ördüm. Diğer dilimleri de bu şekilde örüp devam edeceğim ben. Devamında dediğim gibi bu şekilde hep birbirlerinden 3'er ilmek alarak dönüşlerinde de 5'er ilmek örerek döne döne 10 sıra bu şekilde örüyoruz ve diğer
dilimlerle birleştiriyoruz. Başka bir detayı yok. Sonrasında da bunları birbirine bağlayacağız. O kısma kadar ben örüp devam edeyim. Evet, sol şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. 3'er 3'er böldüğümüz için otomatikman bu şekilde devam ediyor. Hemen onu da sağ şişime aktarıp örüyorum. Ve artık bu ilmeklerimi de örüp on sıra bu ilk dilimleri tamamlamış olacağız inşallah şimdi. Sadece 5 tanesini örüyorum. Yine böyle döneceğim. Bu dilimimi de 10 tane öreceğim. Ve bu sırayı şu bölümü bitirmiş olacağım. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı da bitirdim. Şimdi arka yüzden hepsini birleştireceğim. Bir sıra böyle ters gideceğiz. Bir sıra da ön yüzden öreceğiz. Daha sonra tekrar diğer dilimleri öreceğimiz sıraya geçeceğiz. Bakın böyle hepsini bir araya getiriyorum. Bir sıra ters ördüm. Şimdi ön yüze geçtim. Bir sıra da böyle düz ilmeklerimizi öreceğiz. Sadece böyle iki sıra birbirine bağlanıyorlar. Diğer sıralar örüp dönmeli olan o 10 sıra ördüğümüz bölüm oluyor yani. Gördüğünüz gibi herhangi bir zorluğu yok. Sadece kaç sıra ördüğünüzü unutmayın. Onları saymanın da kolay bir yolu var. Ben arka tarafta ters ilmeklerimi yaptığım sırada böyle döndürüyorum. Şöyle tutup 2, 4, 6, 8, 10 diye sayıyorum. Bu şekilde. Şimdi ilk sıradaki dilimlerimizde ön yüzde başlamıştık. Bu sırada yani sağ tarafa yatık sırada diyeyim. Arka yüzden başlayacağız. Yine mantık olarak aynı. 5 tane ilmeği öreceğim. Ve döneceğim. Şimdi yine bunları 10 sıra öreceğiz. Bu şekilde 10 sıra öreceğim bu dilimlerimi. Sonra 3'er 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 sağ tarafa doğru devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı da 10 sıra halinde ördüm. Şimdi buradan yine 3 ilmeğimi sağ şişime aktarıyorum. Yine buradan geri dönüp 5 tanesini örüyorum. Yine sol şişimde 3 ilmeğim kaldı. Bu ikinci dilimin başlangıcı oluyor. Böyle sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Onlar otomatikman zaten sağ ve sol yana doğru kıvrımlar halinde böyle ilerliyorlar. Şimdi ikinci dilimi bitirdim. 3, 4, 5 böyle devam edeceğim. Evet, şişimde son 3 ilmeğim kaldı. Onları da yine diğer şişimle birlikte örüp bu bölümü bitireceğiz. Yine buradan 5
Yemek göreceğim. 10 sıra tamamlandığında bu dilimimiz bitecek. Şimdi buradan geri döneceğim. Ve bu bölümü sonlandırmış olacağız. Evet, ben son dilimimi de 10 sıra ördüm. Bir sıra düz, bir sıra da ters öreceğiz. Ve örgümüzü burada bitireceğiz. Sizler öreceğiniz ürüne göre devam edebilirsiniz. Bunlar zaten hep birbirinin devamı niteliğinde. Küçük bir parça çıkartırsanız modeli öğrenmek açısından yani öreceğiniz şişe, ipe ona göre karar verebilirsiniz. Ben sadece sizlere bu şekilde bu kadar ilmekle anlatımda bulundum. Umarım inşallah faydalı olmuşumdur. Bana Instagram hesabımdan ulaşıp stefela.org adresinden yeni modellere de destek olabilirsiniz. İstediğiniz modellerin videolarını çekebilirim. Dilersiniz. Bana resim atarsanız yardımcı olurum. Örgümüz bu şekilde devam edecek. Deneyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.